Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde bize verilen soruları nasıl cevaplarız? Bunu yapmaya çalışacağız. Hemen başlıyorum. Ne diyor bize birinci bölümde? Resimlere bakarak soruları cevaplayınız. Ne var resimde? İki şemsiye ve iki insan. Bize ne soruluyor? What is the weather like? What is the weather like? Hava nasıl? Hava nasıl? Yağmurlu dememiz isteniyor bizden. Veya yağmur yağıyor dememiz isteniyor. Yağmur yağıyor nasıl deriz? It is raining. Veya yağmurlu nasıl deriz? It is raining. Demek ki what is the weather like sorusunu ya it is raining ya da it is rainy şeklinde yanıtlayabilirmişiz. İkinci soru yine aynı resimle bağlantılı. Ne diyor bize? How do they feel? Onlar yani o kişiler, o insanlar nasıl hissediyorlar? Gülümsediklerini, neşeli olduklarını görüyorsunuz. They are cheerful. Veya they are happy. Veya ne diyebiliriz? Onlar gülüyor. They are laughing. Tabii ki hepsini yazmamıza gerek yok. Herhangi bir tanesini yazabiliriz. Resimlerle ilgili cümleler yazmamız isteniyor bizden. Ve en az kaç cümle yazmamız isteniyormuş? İki. Yazmaya çalışalım. Resimde ne yapıldığını önce bir anlayalım. Bir adam var, elinde bir şey var ve bunu bir aileye vermeye çalışıyor. O zaman ne diyebiliriz? Tabi bunlar open-ended questions. Yani farklı cevaplar da verilebilir. Sadece ben kendi düşüncemi yazıyorum. The man is helpful. Adam yardımsever. Ne yapıyor? He is helping. O yardım ediyor. A family. O bir aileye yardım ediyor. The family is happy. Aile mutlu. Niçin? Because they something to eat. Çünkü yiyecek bir şeyleri var. Neymiş? The man is helpful. Adam yardımsever. He is helping a family. O bir aileye yardım ediyor. The family is happy. Aile mutlu. Because they have something to eat. Çünkü yiyecek bir şeyleri var. Diğer soruya bakalım. Ne diyor bize? İngilizce testi sonucu var. Çocuk 25 almış ve
Keyfi yok. Morali bozuk. O zaman ne diyebiliriz? The student, öğrenci is upset. Yani öğrenci üzgün. Veya the student is sad. Öğrenci üzgün. Niçin? Because his English test result. Çünkü onun İngilizce test sonucu is awful. Berbattır. The student is upset. The student is sad because his English test result is awful. Öğrenci üzgündür. Çünkü onun İngilizce notu, İngilizce test sonucu berbattır. Burada da bizden düzgün cümleler oluşturmamız isteniyor. Yani verilenleri kullanacağız ve düzgün cümleler yapacağız. Soru cümlesi olduğuna göre yardımcı fiille başlamamız lazım. Dolayısıyla do'yla başladık. Peşine özneyi yazmamız lazım. Do you? Sonra fiil. Gelir misin, gider misin, yazar mısın? Burada yapar mısın, eder misin? Yani do you feel? Do you mind? Yani yapar mısın, eder misin? Sakıncası var mı? Yani ricada kullandığımız yapılardan bir tanesi bu. Do you mind? Sakıncası var mı? Veya yapar mısınız, eder misiniz? Neyi yapar mısınız, neyi eder misiniz? Pencereyi açmaktan bahsediyoruz. Yani pencereyi açmanızın sakıncası var mı dememiz isteniyor bizden. Peki, mind'dan sonra gelen fiil ing'li olması lazım. Yani o zaman do you mind? Opening. Açmanızın sakıncası var mı? Neyi? Pencereyi. The window. Do you mind opening the window? Pencere açmanızın sakıncası var mı? Pencereyi açabilir misiniz? Son sorumuz. Ne yapıyor? Adam sanki bize kalem vermeye çalışıyor veya kalem uzatıyor. O zaman bu adama ne demiş olabiliriz biz? Yine başlayalım. Yine bir soru cümlesi olduğunu görüyorsunuz. Yani yardımcı fiille başlamamız lazım ama modulla burada başlamamız lazım. Could you, yani could yazdık. Peşine özneyi yazmamız lazım. Öznemiz bu. Yapabilir misiniz, edebilir misiniz? Yine ne olması lazım? Fiil gelmesi lazım. Fiilimizi vermek burada. Could you give? Verebilir misiniz? Me, bana. Could you give me? Bana verebilir misiniz? Neyi? Your pen. Could you give me your pen? Kaleminizi verebilir misiniz? Bana kaleminizi verebilir misiniz? That's
the end of the video. Thanks for watching the videos. Bye bye.